Ahir zamanla ilgili şahıslar ümmetçe en çok merak edilen meselelerden. Mehdi Aleyhisselam kimdir? Deccal kimdir? İsa Aleyhisselam tekrar gelecek mi? Gelecekse kim? Ümmetçe bunu çok merak etmemizin sebebi nedir? Bir de bu şahısların kim olduğunu siz biliyor musunuz? Şimdi bunların varlığına ait biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin açıkça beyanları var. Her ne kadar bazıları bu tarz hadisleri farklı değerlendirse de biz ahir zamanla alakalı rivayetleri böyle bir bütüncül nazarla okuduğumuzda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahir zamanın o dehşetli fitnelerinden bizi korumak için aslında yine bir rahmet eseri birçok şeyi bize beyan ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o beyanlarını böyle beraberce bir bütüncül nazarla okuduğumuzda bir sorumluluğumuz ortaya çıkmış oluyor. Yani bunu bu soru vesilesiyle ben de burada sizlere aktarmak isterim. Nedir biliyor musunuz? Elimize fener alıp karanlıkta Mehdi aramak gibi bir sorumluluğumuz yok. Evimizin bir kenarına çekilip İsa Aleyhisselam'ın tekrardan yeryüzüne nüzul etmesini bekleme diye de bir sorumluluğumuz yok. Ya da kim bu Deccal deyip Deccal'ı arayıp ondan da kendimizi korumaya gibi bir sorumluluğumuz yok. Peki nedir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o beyanlarının hepsinde diyor ki evet şu vasıflar var. Hem Mehdi'nin hem Deccal'ın hem diğer ahir zaman fitnelerinin. Bu vasıfları ve bu sıfatları bilin ama işinize bakın. Mehdi Aleyhisselam gelecekse siz işinizdeyseniz eğer yolunuz kesişecek. Çünkü ehli imanı Allah yollarını kesiştirecek. Eğer siz gerçekten salih, saliha bir mümin olarak vazifelerinizi yaparsanız Deccal'a karşı zaten Allah size bir kalkan verecek. Ve siz ona başka bir şekliyle bu manada ne yapacaksınız? Tedbirli olacaksınız. Onun için falanca Mehdi, filanca Deccal, filanca Süfyan, filanca şu, filanca bu deyip bu noktada nitelendirmeler yapmak bizim boyumuzun üstünde bir şey. Yani şu anda onu yapabilecek bir durumumuz yok. Ama vasıflarını bilerek, ama özelliklerini bilerek, ama sorumluluklarımızı bilerek bir hayat yaşamak durumundayız. Belki burada biz bazı şeylere şahit olduğumuzda ha burada Mehdi Aleyhisselam falanca zattır deyip onu ortaya koyabilmemiz için çok ciddi daha açık ve sarih şeylere ihtiyacımız var. Onu yapamazsak bile ya bu yapılan iş Mehdiyetin işi, Mehdiyete katkı sağlayan bir şey. Bunu diyebilirsiniz. Dolayısıyla burada biz biraz daha meseleyi kendi sorumluluklarımızın üzerinden değerlendirmek durumundayız. Sadık ve salih olmanın mücadelesini vermek durumundayız. Eğer bunu yaparsak Allah sadıkların yolunu sadıklarla kesiştirecek. Allah kaziplerin yolunu da kaziplerle kesiştirecek. Bu onun fermanıdır. Biz eğer sadıklarla yollarımız kesişirse Allah'ın izniyle Mehdi'nin askerleriyiz. Varacağımız yerde zaten Mehdi'nin bizi ulaştıracağı o güzel yerdir inşallah. Alem-i İslam'da yani ciddi bir ümitsizlik var. Nasıl ittihad edeceğiz, ne olacak, işte bu kararan gecelerimizde nasıl güneş doğacak diye. Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğuna çok merak sarmamamız lazım. Tamam, peki Mehdi Aleyhisselam geldiğinde gerçekten bir takım şeyler değişecek mi? Rivayetlerden ne görüyorsunuz? Tabii kesinlikle değişecek çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle dünya yeniden o karanlık günlerinden aydınlık günlerine doğru taşınacak. Zaten onların umudu aslında bize umut oluyor. O noktadaki bazı hadisler ahir zamandaki o fitneleri görüp de umutsuzluğa kapılmamamız için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söyleniyor. Eğer o günler gerçekleşirse Efendimizin verdiği müjde belli, yeryüzünün kıldan tüyden yapılmış her evine, her çadırına, taştan kiremitten yapılmış her evine onun ismi girecek. Yani Muhammedun Resulullah. Nasıl girecek? Ya izzetle girecek ya zilletle girecek. Bu ne demek? İzzetle girecek, o bölgenin insanları Müslüman oldukları için aziz olacaklar, öyle girecek. Zilletle girecek, onlar Müslüman olmayacaklar ama İslam'a teslim olacaklar. Ama yeryüzünün her tarafına bu hakim olacak. Bu büyük bir umut bizim için ve bu umut için gayret etmemiz gerekiyor aslında. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın mesela İstanbul'un fetih haberini verdiğinde sahabe hiç şüphe duymadı. Aynı şekilde şu anda biz de ahir zamanla alakalı bir şeyler duyduğumuzda söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
sözü ise hiçbir şüphe duymadan gerçekleşeceğine inanmalıyız ve onun için gayret etmeliyiz. Onun için gelecek İslam'ındır, istikbal İslam'ındır. Bu konuda hiçbir umutsuzluğa kapılacak durum yoktur. Önemli olan bu noktada sorumluluğumuzu yerine getirme adına ortaya koyacağımız gayretlerdir.